Madde kullanımı yaratıcılığı artırır mı? En çok tartışılan konulardan bir tanesi. Hemen şu sol tarafta Profesör Timothy Leary'i görüyorsunuz. Ünlü Harvard profesörü ve LSD savunucusu Timothy Leary. LSD'nin zihni açtığını, sizi daha motive yaptığını, daha hızlı düşündürdüğünü filan iddia ediyor. Hippie hareketini de destekliyor. Hippie hareketi bizi dinleyenler, benim yaşımda olanlar biliyordur ama senin yaşında olanlar, Yaren, bunu pek bilmiyordur muhtemelen. Sadece hippilik diye bir şey duymuşlardır. 1960'ların sonlarına doğru, 65'lerden sonra ortaya çıkan bir harekettir. Amerika'nın Vietnam Savaşı vardı. Savaşa hayır, artık Amerika da yorulmuştu bu savaştan. Kimse savaşmak istemiyordu uzak doğuda. Savaşa hayır dedi belli gruplar. Tabii burada Muhammed Ali Clay falan gibi dışlanan insanlar oldu, cezalandırılan insanlar da oldu savaşa gitmeyi reddettiği için. Ama bir sloganı vardı hippilerin, savaşma seviş. Kendilerine çiçek çocukları diyorlardı ve LSD kullanıyorlardı. Ve LSD kullandıktan sonra da bir ayinleri vardı, doğmakta olan güneşe veya güneşe çıplak gözle bakma ayinleri. Ve bu yüzden binlerce hippi kör olmuştur ve bunlar ciddi bir sorun olmuştur. Bunu ancak Batı'daki bir takım kaynakları dip okursanız görebiliyorsunuz. Kimse kendi ayıbını çok fazla ortaya koymuyor aslında. Profesör Timothy Leary daha sonra Harvard'dan atıldı. Ancak bu LSD veya bağımlılık yapan maddelerin yaratıcılığı artırıp artırmadığı konusu değişik boyutlarla tartışıldı. Tartışma Aldous Huxley tarafından da yapıldı. Algının Kapıları The Doors of Perception isimli kitabında Huxley çeşitli maddeleri dener, denediği maddelerin etkilerini yazar. Bu kitap hala gayet güzel, çok satılıyor. Yani benim görünmeyen beyinden daha çok ilgi çekiyor. Çünkü insanlar merak ediyorlar. Ya acaba esrar almış ne olmuş, şunu almış ne olmuş, bunu almış ne olmuş. Sağda da Samuel Taylor Coleridge görüyorsunuz. Kubla Khan ya da Cengiz Khan isimli ünlü şiirin, epik şiirin yazarı, esrar etkileri altında yazdığını söylüyor. Yani oldukça ilgi çeken uzun bir şiir ve bu şiiri esrar etkisi altında yazdığını söyleyince, ha bu maddeler demek ki yaratıcılığı artırıyor gibi bir şey ortaya çıkıyor. William Burroughs'u görüyorsunuz sağ altta. The Naked Lunch isimli bir kitabı var. Çok satmayınca o da şöyle bir yol tutuyor. Diyor ki ben bunu uyuşturucu etkisi altında yazdım. O zaman kitap çok satmaya başlıyor. Yani insanlar merak ediyorlar ne yazmış bu adam uyuşturucu etkisi altında falan diye. Şimdi burada öbür slayta geçmeden önce bizi izleyen tüm izleyicilerimizin kendilerine şöyle bir soru sormalarını istiyorum. Dünyadaki bütün böyle epik eserler, büyük eserler sadece Kubla Khan'dan ya da Algının Kapılarından ya da The Naked Lunch romanından mı ibaret? Ya da bütün romanlar, bütün şiirler, bütün besteler acaba bağımlılık yapan maddelerin etkisi altında mı yapılıyor? Tabii ki böyle bir şey söz konusu bile değil. Ama bazı sanatçılar ve veya bazı sanat türleriyle bağımlılık yapan maddeler bir alt kültür oluşturuyorlar maalesef. Ve belki de bazıları işin kolayına kaçıyor. Belki basit, çabuk motive edici etkileri, erken haz verici, uyarıcı ve performans artırıcı etkileri burada işe yarıyor. Ama belli bir süre sonra bağımlı olduklarında daha fazla üretken olmalarının da önüne geçiyor ve bunların bir hasta olmasına neden oluyor. İşte intihar edenler oluyor. Kurt Cobain kendisi aslında pek kullanıcı olmadığı iddia edilir ama o yaptığı müzikle alt kültürün tamamen içindeydi mesela. Ve buna benzer başka intihar olayları, depresyon olayları, hastalık olayları sıralanabilir sanat dünyasında. Şimdi yaratıcılık dediğiniz olay ayrıca acaba bu kadar basit midir? Yani insanlar zannediyor ki yaratıcılık, ben yaratıcıyım işte, yaratıcılığım arttı, bir eseri ortaya koydum. Aslında yaratıcılık o kadar da basit bir şey değil.
Raymond Cattell'ı görüyorsunuz burada, psikologtur. Sizler de biliyorsunuzdur bu kişiyi. Akışkan zeka ve kristal zeka diye iki tarz zeka tarif etmiştir. Bugün tartışılsa da biraz bunun doğruluk payı vardır. Akışkan zeka, deneyim ya da alıştırma olmaksızın iki şey arasındaki ilişkiyi hızla görme becerisidir. Yani siz önceden çok fazla bilmiyorsunuz, konuya vakıf değilsiniz ama görür görmez, bazı insanlar öyledir, görür görmez işin özünü, kök nedeni veya oradaki durumu hemen kavrarlar. Bir filmi izlerken mesela o filmin belli iki bölgesi arasındaki bağlantıyı veya bağlantı kopukluğunu hemen ortaya koyarlar ama bir başkasının bunu anlaması uzun sürer. Bu akışkan zekaya sahip insanların bir özelliğidir. Kristal zeka ise deneyim yolu ile elde ettiğimiz bilgileri kullanma biçimimiz. Yani öğrendiğiniz, derslerde öğrendiğiniz veya bilgi olarak alıp kafanıza yerleştirdiğiniz bilgiyi kullanma tarzı. Akışkan zekası olan ve kristal zekasını iyi kullananların daha yaratıcı olduğunu söyler. Doğrudur, daha yaratıcı olabilirsiniz ama diyelim yarattınız ve ortaya bir eser koydunuz. Bir kere yaratıcılık zekadan etkilenir. Belli bir zeka seviyesinde olmanız lazım. Yeteneğinizin olması lazım, yaratıcı olmayı iddia ettiğiniz alanla ilgili. Hem zeki hem yetenekli olmanız yetmez, bunun eğitimini almanız lazım. Bu üçü de yetmez. Siz iyi bir eğitimle, zeka ve yeteneğinizle ortaya bir eser koyarsınız ama bu eseri yanlış zamanda ortaya koyabilirsiniz. İnsanların hiç okumayacağı, hiç ilgilenmeyeceği. Van Gogh birçok tablosunu ortaya koydu ama öldükten sonra tabloları satıldı. Arkadaşlarına karnını doyurabilmek için sattığı tablolarından arkadaşları milyoner oldu onları alanlar. Tabii siz doğru yer, doğru zamanda da ortaya koymuş olabilirsiniz ama çevre uygun olmayabilir. Giordano Bruno, Katolik Kilisesi'nin ve Engizisyon'un kafasını çok bozduğu için Dünya-Güneş sistemi ilişkisini de İncil'dekine, kutsal kitaptakine aykırı bir şekilde tarif ettiği için diri diri yakılarak öldürüldü biliyorsunuz. Yani bu yaratıcılık işi çok boyutlu, çok farklı kavramları olan bir şey. Şimdi mevzu şu, bağımlılık yapan bir maddeyi veya bir kimyasalı kullandığımız zaman yaratıcılığımızın artmasının yanı sıra beynimizin de doğru çalışması gerekiyor demektir, değil mi? Yani yaratıcılığımız arttıysa bu beyin için iyi bir şeydir. Şimdi David Nutt ve arkadaşları 2012 ve 2013'te psilosibinle yaptıkları deneyler var. Önemli dergilerde de yayınlamışlar bu sonuçları. Bunu uzun uzun anlatmayacağım ama vardıkları sonuç şu. Beyni genişletmiyor psilosibin. Daha çok daraltıyor. Beyinde bir hastalık durumuna neden oluyor. Ve gene bu çalışmanın sonuçlarıyla şizofreni hastalarının beyninden elde edilen görüntüler çakışıyor biraz. Yani biraz şizofrenik bir karakter kazandırıyor baktığımız zaman. Şimdi buradan yola devam edelim. Louis Veil, Hollandalı bir ressam. Çok ünlü bir ressam ve kedi takıntılı bir ressam. Kedi resimleri çiziyor Louis Veil. Ve işte balodaki kediler, sosyal hayattaki kediler, kedileri o kadar canlı, o kadar güzel çiziyor ki yani ondan daha güzel kedi çizen bir başka ressam yok. Ama Louis Veil hasta oluyor, şizofreni hastası oluyor ve hasta olmadan önce evindeki kedisini böyle çizmiş ve hastanede de tabii kendisine fırça falan veriliyor. Orada da devam ediyor kedi çizmeye ama hastalığı ilerledikçe çizdiği kedi betimlemeleri bunlar. Yani aynı kediyi bu şekilde çiziyor. Şimdi bazılarına göre bu bir yaratıcılık ama burada doğru olan şey şu, şizofreni hastalığının beyinde yaptığı hasarın tezahürü. Yani dış dünyayı algılayış biçimi. Yani kediyi şu şekilde çizmek mi daha yaratıcı, bu şekilde çizmek mi daha yaratıcı? Vermek istediğiniz mesaja göre değişebilir ama sağlıklı bir insana şöyle bir kedi çiz deseniz de böyle bir kedi çizebilir mesela. Ama bir şizofreni hastası bunu spontan yapıyor. Gene madde etkisi altındaki insanlarda da bazı işte soyut resimde anlık bir yaratıcılık, daha farklı bir düşünce kalıbı ortaya çıkabilir. Çünkü limbik sistem daha domine oluyor.
Belki yoksunluk dönemlerinde daha yaratıcı olduğunu düşündüğümüz yoksunluk krizinin tezahürü şeklinde ortaya çıkan bazı sonuçlar olabiliyor. Ancak bu konuyu şöyle kapatalım. Gerçek şu ki yaratıcılık için ve daha iyi eserler ortaya koymak için bağımlılık yapan maddelerden faydalanan kişiler bağımlı oldukları takdirde daha sonra daha fazla üretken olamıyorlar. Hayatları çok daha çalkantılı şekilde devam ediyor ve daha kötü bir şekilde bitiyor. Önemli olan üretkenliğin daha fazla olması. Anlık ortaya çıkan bazı eserlerin de tek başına maddeyle de ilişkilendirilmemesi lazım. Belki de Kubla Kağan gene yazılabilirdi. Esrar etkisi altında olmadan da böyle bir kişiye ilham gelip yazılabilirdi. Mesnevi var yazılmış ondan başka ne bileyim birçok başka dünya edebiyatından çok önemli eserler var. Çok önemli ressamlar var. Bunların önemli bir kısmı, büyük bir kısmı da bağımlılık yapan maddelerle çok da fazla ilişkilendirilmiyor.